Arkadaşlar merhaba 30 Nisan Pazar akşam Amerika gazetrimdeyiz. 9 koşulu programın ilki 20.09'da başlıyor. Birinci altılık an yanında başlamış olacak birinci koşuyla. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepinize. Birinci koşuda ben de AGF tablosundaki gibi bir numaralı Çizna Çıkır'ın tekrar kazanacağını düşünüyorum. Edgar Perez'le bir numaralı Çizna Çıkır tek diyorum. İkinci koşu 1700 metre çim piste şartlı koşuda 10 safkan mücadele verecek. Burada sürpriz bir sonuç çıkabilir. Zor bir koşu gün üzerinde genelde genel olarak program çok zorlu gözükmüyor. Hatta favori plase bitebilir diye düşünüyorum. burada sürpriz olabilir ki baktığımızda son yarışlarını 1 3 ve 6 numaralı safkanlar birlikte koştu. 3 numarasında e, en iyi o koştu. Yani hep gerilerde bekledi. Sonlardaki e, düzgün ataklarıyla geldi. Yakın ara 3. olmuş olsa da e, gene e, yani ataklarında gecikebileceğini düşünüyorum. Ben 6 numara ön planda tutuyorum. I am the game. Benim favorim olacak 6 numara. E, sonra 3 numaralı The Peninsula diyeceğim. 7 numaralı Storm Victory. 2 numaralı Globes, 5 numaralı Triple Start, 8 numaralı Starship Wizard ve 10 numaralı The Sleepy ee, Chip e, benim şablonuma yazdığım atlar ikinci koşuda 6, 3, 7, 2, 5, 8, 10. Üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak Gaz Stream'de 1670 metre tapeta pistteki şartlı koşu. 8 atlı yarışa kayıtlı burada 2 ve 4 çok ön planda veriliyor e, toplamda %50'nin üstünde çıkmış AGFS'i ve son yarışta 4 numaralı Rice Craft e, 2 numaranın önünde kazandı e, 2 numara 3. olduğu yarışta favori olmasına rağmen e, 4 numara bana göre yine kazanmaya yakındır e, Miguel Angel e, Vasquez'le benim favorim 4 numaralı Rice Craft e, yani Biraz eksik koşarsa buradaki 5 numaralı Brian Kenyon ve 6 numaralı Atentif devreye girebilir. 6 numara özellikle çok sürprizde. 3. Ee, koştaki sıralamam 4 numara bir adım önde olsa da 5 ve 6'yı ben değerlendirmemi aldım. 4-5-6 diyorum 3. koşu için. 4. koşuyla da 2. altılı Ganyan başlayacak saat 21.38'de. 1600 metre kumpiste şartlı koşuda 7 at yarışa kayıtlı 5 ve 7. Ekür olarak koşuya katılıyor. Burada da 4 atı değerlendirmemi alsam da biri biraz ön planda. O da Paco Lopez idaresindeki 4 numaralı Logico olacak, Logico oldu. Bu seneki koşusunda ikincilik yaptı ve çok da etkileyici bir performans sergiledi bana göre. Aslında derece olarak rakiplerinden yaklaşık bir saniye kötü derece yapmış olsa da 1400 metrede 1.23.75 yaparak e, ikinci olmuştu. 2-3 boy geride. Tabi 173 gün arası vardı ve yarışı e, çok da e, beğendim. E, yine çok gerilerden geldi. E, çok fark kapatarak e, ikinci olmuştu etkili bir sprintle. Bugün için e, biraz önlerde takip ederse yine sonlardaki etkili atayla yarışı kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Logico rakiplerinden yarım boy önde tuttuğum Safkan tekte yazanlara hayır demem. Ee, bana göre e, rakipleri kötü koşarsa 4 numara, e, 5 numaralı kendi Tycoon ki ekürü avantajı var. Ve son olarak da daha zorlu gruplarda koşan 6 numaralı Oktan. Dörtten e, sonra 5-6 son olarak da evet notlarıma bakınca bir numaralı Iron Works diyeceğim. 550 bin dolarlık bir safkın ama beklentilerin altında koştu. Bu yıl bir kez koştu, onu ölçü, onu ölçü almıyorum. Bugün için daha iyi bir performans sergileyebilir. Todd Fletcher'ın antren ettiği bir numara. Dolayısıyla sıralamamda 4, 5, 6 ve 1 oldu. 4'ü yine bir yarım boy önde tuttuğumu da tekrar hatırlatmak istiyorum. 5. koşu 1600 metre çim pistte. Maiden koşu dişlere ait. Maiden koşu 3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus. 11 Tay'ı izleyeceğiz burada. Burada da e, çok ön planda iki Tay var. 11 ve 8. Evet e, rakiplerine göre koştuğu koşular e, biraz daha ön planda ve derece olarak da birbirine çok yakınlar aslında. 8, 11, 11, 8 ayıramadım. Ben ikisinin yanında e, bir tane de sürpriz safkan önereceğim. O da e, önceliğim 11 numaralı Sovyet Express olacak. Sonra 8 numaralı Tayi. Son olarak da burada e, sürpriz olacaksa 5 numaralı e, Kara en Colin olacağını düşünüyorum, yapabileceğini düşünüyorum. İlk yarışında 7. oldu ama ondan sonraki galoplarına baktığımda e, çok daha dereceli galoplu yaptı, e, kendini geliştirdiğini düşünüyorum. İyi de bir ekürünün atı, tayı e, burada sürpriz yapabilir. Sıralamam 11, 8 ve 5, 5. koşu için. Altıncı koşuyla birinci altılı ganyan sona erecek. Satış koşusu 1100 metre tapeta piste şartlı koşuda 10 atı izleyeceğiz. Peşini ben eşit şanslı olarak görüyorum. İlk olarak 4 numaralı Midnight Getaway önceliğim. Sonra 2 numaralı Bahamein Kaptan. 6 numaralı Harry's On On The Beach. 7 numaralı e, Moglo ve 8 numaralı Jack's Wins. Benim şablonuma yazdığım e, atlar Altıncı koşuda 4, 2, 6. koşuda 4-2-6-7-8 ve 7. koşuda yine tapeta piste koşulacak. 1670 metrede dişilere ait şartlı koşu. 10 kısrak yarışa kayıtlı. Muhtemelen yine çıkacak e, atlar olacaktır diye düşünüyorum. Burada da e, 5 kısrak değerlendirmemi aldım. İlk olarak e, 8 numaralı Divine Exchange e, Edgar Perez favorim. Sonra 5 numaralı Dynasty, 2 numaralı Dancing Dancing with e, Fault, 10 numaralı Koşi ve 6 numaralı Morning Colors eşit şanslı olarak gördüğüm safkanları 7. koşuda 8 5 2 10 ve 6 sıralamam arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde kum pistte koşulacak 1600 metrede dişilere ait şartlı koşu. 9 9 kısrak yarışa kayıtlı. Tek olarak önereceğim e, safkan AGF tablosunda favorisi 7 numaralı e, Roses e, Halo olacak. Şu ana kadar 8 kez koştu. 2 birincilik, 3 ikincilik, 2 de placesi var. E bu mesafede ilk kez koşacak 1400 metre derecesi oldukça iyi 1.23'ün içinde koştu 14400'ü. E bu mesafeyi yadırgamazsa yarışı kazanacağını düşünüyorum ki orijine baktığımızda yani bir dezavantaj oluşturacağını düşünmüyorum. 7 numaralı Rozis Halo için tek diyorum. 9. ve son koşu 00.08'de başlıyor. Satış koşusu 1600 metre çim pistte. 11 safkan yarışa kayıtlı. Burada da yine e, aslında e, tek yazılabilecek bir safkan var. Ben notlarımı 2, 4, 6 at yazdım. Hani son ayak satış koşusu her an ters bir e, at atta gelebilir. 9 numaralı e, Restorit Order'dan bahsediyorum. Tek yazabilirsiniz arkadaşlar. %25 AGF'si var ama bana göre kazanma oranı biraz daha yüksek. Yani %30'un üstünde e, kazanma e, ihtimali var. Forested'ın 40 temsilcisi ve çok e, yüksek bedelli bir safkan. 420 bin dolarlık bir e, at. E, son yarışlarında özellikle son iki yarışında bu grubu geçebileceğini gösterdi. Daha zorlu gruplarda yakın ara ikinci ve beşinci oldu. Tek de bırakarak bir kurgu yapabilirsiniz. Dediğim gibi bir şanssızlık yaşayabilir, satış koşusu yarışa gitmeyebilir. O gibi durumlarda iş zor, zora girer. 9'dan sonra ben notlarımı yazdım. İlk at Galileo temsilcisi bir numaralı Exuma. Son yarışı kum pistteydi. Uzak ara 7 oldu ama daha önceki yarışları yakın ara var. Çin pistte daha etkili koşacaktır. İyi de bir ekürünün safkanım 9'un ilk rakibi 1. Sonra 2 numaralı Dibes e, Distant. 6 numaralı Cupids Dude. 5 numaralı No Man Left Behind. Ve 11 numaralı Glorious e, Trouble'ı da e, ben şablonuma yazdım. 9 dediğim gibi tek de bırakılabilir. 9, 1, 2, 6, 5, 11 ondan sonra 9'dan sonra önereceğim e, safkanlar deyip değerlendirmelerimi bitirmiş oldum. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.